Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Halkın Sesi programında esnafımız için her şey yolunda mı? Esnafımızın en büyük sorunu nedir? Bunları sorduk. Bakalım esnafımız ne diyor? İyi seyirler. Milli Piyangocu Saffet Ceylan. Ha, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 32 seneden beri yapıyorum. Peki, Muğla esnafı olarak sizin için her şey yolunda mı? Yok canım, nerede yolunda abla ya? Ne yolu? Yol nerede? Yol kapandı. Yollar da kandı artık. Yol pandemi yok. Yüzünden mi? Hayat pahalılığından. Pandemi de var, hayat pahalı ya. Zamlar. Zamlar tabii canım. Bugün bir zeytinyağı, mesela bir çiçek yağı soğudum. Bundan mesela 15 gün önce, 20 gün önce 215 liraydı. Bugün bağladım vallahi 275 lira. Yani her gün zam, her gün zam ya. Vatandaş yazık, günah da ya. Evet. Aldın ne, verdin ne ya. Değil mi? Doğru mu? Atıyorum. Peki yaptığınız bu işteki en büyük şikayetiniz nedir? Bak, bazı milli piyangocu arkadaşlar bile bıraktı. Neden bıraktı? %8'den %4'e düştüler bizim kar. Bu milli piyango devletin, ama satılmaması lazım. Devlet bunu sattı. Biz de mağdur olduk ya. Yani diyelim ki yol atıldı para. Çay götürdü, su götürüyor ya. Anlatabiliyor muyum? Devletin satmadığı kalmaz. Zaten ne varsa sattı ya. Bir şey kalmaz. Peki. Biz de bittik yani. Vatandaş olarak bitti. Bazı milli piyangocu arkadaşlar vardı. 5-6 kadar bıraktılar ya. Bu yüzden mi bıraktı? Evet, tabii canım. Ben 30 sene ben milli piyangocuyum. Yapacak bir şey yok. Peki, başka diyeceğiniz var mı? Peki bu süreç nasıl düzelebilir? Bunlar nasıl düzelir sizce? Vallahi nasıl düzelir desem sana, kısıtlamalar kaldırılırsa, alış mesela şimdi okulda açılacak denince mesela. Her esnaf gülerse, esnaf açılırsa, çalışmalı olsa millet öyle bir şey olur. Neyse, mümkün değil böyle kapandıktan sonra, yaş vardı bilmem ne, o da bu pandemiyle zaten esnaf da bitmiş, halk da bitmiş yani. Anlatabildim mi? Evet, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Çok teşekkür. Yani, istedim ablası. İsminiz neydi? Aslı. Aslanım. Pandemi de var ama hayat pahalı ya. Hakikaten de bak, bundan 15-20 gün önce, bir ay önce çiçek yağı 18 kiloluk dediler. Yani kaç para? 115 lira, 215 lira dediler, pardon. 215, 190'a düştü dediler. Bugün bu adam 15-20 gün geçti, 275 lira. Bu toptancı yerinde, bereketli nerede bilmiyorum. Hani hayat çok pahalı. Gün geçtikçe daha çok. Çok zorlaşıyor, Allah bundan da kötü etmesin yani. Bilmiyorum ben, yaşanacak bir durum yok artık. Peki sizce bu zamların sebebi ya, ne? Ya bir simit 2 lira olur mu, 2,5 lira ya. Bir çay mesela 4 lira, 5 lira ya. Milletin ağzını ne verdiğini ne? Ben şaşıyorum ya. Millet Allah acısın, Allah yardımcısı olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Peki sizce bu zamların asıl sebebi ne? Nereden kaynaklanıyor bunların hepsi? Hükümetten kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanıyor? Hükümet bu her şeyi şeyderse, avcına alırsa, başarırsa her şey başarılır. Avcına başaramazsa ne olacak? Herkes bulduğum doğumda geliyor. Öyle gelen kendi aldığına sattığına gidiyor. Varı varıyor, ot kaç kilo? Şey, kiloz kaç para otu? 15 lira atıyorum. Tarladan buruk yerlerden yiteye 15 lira ot. Kim soruyor, kim ediyor? Mesela atıyorum. Doğru mu? Bir portakal mesela, bir kilo portakal, daha da onun sermayesi var, geliyordu, gidiyordu, nakliyesi var diyelim. Dediğim gibi adam tarladan ot bulup geliyor. Yıkıyorum, kilosu 15 lira, buyurun. Çınta 50 lira ya. 50 lira, adam ne yapsın, taş mı yiyecek, alıyor kimisi, ben almam. Aslında ne yapayım, ne yapacak bir şey, ben seni başka fazla tutmayayım değil mi? Sonumuz hayır olsun. Çökmüş, bitmiş. Vatandaş da bitti. Bizler de bittik. Allah önce de sağlık versin. Allah gene de devlete millete zeval vermesin ya. Yapacak bir şey yok. Şükür. Allah razı olsun. Allah görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Gelin çok... beklerim ha. Tamam, biz ben geleceğiz buradayım. Tekrar. Nerede görev yapıyoruz? Muğla TV. Halkın Sesi programı. Bu Muğla TV açıldı mı? Açılıyor mu? Açıldı. Artık açıldık. YouTube ve Facebook üzerinden nerede? Yayındayız. Nerede? YouTube ve Facebook. Sosyal medya hesapları üzerinden yayındayız şu anda. Evet. Yakında inşallah Televizyon Global kanalına da geçeceğiz. Yılmaz Göçer.
Elvan geçer, Yılmaz geçer. Evet. Baş kez dedi, ben yardımcı olacağım diyordu. Evet. Allah çok teşekkür olsun. Ederiz. Biz Allah teşekkür ederiz. İsmim Özgür Aytekin. Muğlalıyım. Yaklaşık 4 senedir de esnaflık yapıyorum Muğla'da. Peki sizin için her şey yolunda mı? Ya benim için değil. Sanırım bütün esnaflar için, bütün Türkiye'deki ya da dünyadaki insanlar için her şey yolunda değil. En büyük şikayetiniz nedir? Mesleğimdeki en büyük şikayetim, yani esnaflara hiçbir şekilde yardımcı olunmadı diye düşünüyorum ben. Göstermelik bazı şeyler yapılıyor gibi gözüküyor ama detaya inildiği zaman hiçbir konuda yardımcı olunmadı. Ben de esnafım ama ben ne kira yardımı alabiliyorum, ne o sosyal yardımdan mı ne 1.000 lira destek alabiliyorum, hiçbir şey alamıyorum. Yani basit usul vergi olması gerekiyormuş kira yardımı alınabilmesi için ama biz bundan faydalanamıyoruz, biz basit usul değiliz. Kaldı ki basit usul vergide olan bir esnaf da yoktur doğru düzgün şu dönemde. Peki sizce bu yardımlar gerçekten ihtiyaç durumunda olanlara yapılıyor mu? Benim ihtiyacım var. Bana yapılmıyor. Yan taraftaki arkadaşımın ihtiyacı var. Tüm esnafların ihtiyacı var ama ihtiyacı olan kimseye yapılmıyor. Ben 2500 lira kira veriyorum. 1050 lira Bağkur parası veriyorum. Stopaj veriyorum. Tam stopaj veriyorum bir de. 2500 lira kiranın tam stopajını veriyorum. Ne vergilerde bir indirim yapıldı, ne öteleme yapıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Yani kesinlikle en ufak bir destek almadım ben. Dükkan sahibim bana ne kadar destek verebilir ki? İlk pandemi çıktığı zaman elinden geleni yapmaya çalıştı ama şu anda o da bir şey yapamaz. Yani ondan da bir şey istemeye yüzümüz yok. Zaten saat kaç bakın, şu anda ben siftah yapmadım. Ama her şey normalmiş gibi gösteriliyor. Değil aslına bakarsanız, hiçbir şey normal değil. Peki bu durum nasıl düzelebilir? Böyle daha ne kadar sürebilir? Yani bu durum, şimdi her şey Covid'e bağlanıyor ama Covid tamam, aşı geldi vesaire bitecek deniyor. Ama bunun sancısı bitmeyecek bana göre. Yani bir yıl daha, iki yıl daha ülke ekonomisine ciddi bir sancısı olacak. Yani bu nasıl düzelebilir? Hükümetin, devletin bizlere yardım etmesiyle düzelebilir. Her şeyden önce enflasyonun geri çekilmesi lazım. 1 litre yağ ben Muğla'ya taşındığımda 7 lirayken, ben 1 yıl oldu Muğla'ya taşındım. Muğla'nın köyünde oturuyordum. Şimdi 18 lira 1 litre yağ. Düşünsenize, bu enflasyon olduğu sürece, insanların cebindeki para eridiği sürece benden nasıl gelip alışveriş yapacak ki bu insanlar? Yapamazlar. Yani kimseyi suçlayamayız bu anlamda da. İlk önce enflasyonun dengeye gelmesi lazım. Ekonominin dengeye gelmesi lazım. Dolayısıyla sonrasında da biz esnaflar yavaş yavaş kendimize gelebiliriz diye düşünüyorum. Gelirler yok ama zamlar devam ediyor. Evet, yani her şeye zam var. Ben bir sipariş veriyorum, atlet alıyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra bir daha sipariş veriyorum. Aynı fiyatı alamıyorum o atleti. Ama müşteriye bunu yansıtamıyoruz ki. Zaten insanların alım güçleri çok fazla düşük. Ben şimdi o 2 lira, 3 lira zammı müşteriye yansıttığım zaman kalsın deyip gidiyor. Ben onu kendi cebimden kompanse etmeye çalışıyorum. Ama nereye kadar yapabilirim bunu? Bunun da bir şeysi var yani. Hani mal alınırken kazanılır derler ya. Ben onu da yapamıyorum. Peşin mal da alamıyorum. Vadeli mal almak zorundayım. Ama müşteriye de indirim yaparak satmak zorundayım. Artı bir de esnafın en büyük derdi ne biliyor musunuz bana göre? İnternet. İkinci en büyük derdi de şu büyük marketlerde satılan şeyler var ya. Biz burada çorap satmaya çalışıyoruz. Biz burada efendim söyleyeyim çamaşır satmaya, atlet çat satmaya çalışıyoruz. Şok ya da Migros ya da A101, bunların hepsinde bu ürünler var. Ama onlar her şeyi satabiliyorken, ben burada her şeyi pirinç koyup satabilir miyim sizce? Zeytin koyup satabilir miyim sizce? Böyle bir şey yok ama onlar her şeyi satabiliyor. Bize sıra düşmüyor yani. Anlatabildiğim bu. Hani ekonomiyi dengede tutmak için herkes üzerine düşeni satmalı bence. Bizleri de düşünmek zorundalar. Küçük esnafları da düşünmek zorundalar. Günümüzde artık hiçbir şey esnaftan alınmıyor neredeyse. Hep internet alışverişi, evet, internet siparişi. Evet. Trendyol'dan ya da başka internet sitelerinden. Trendyol'a bir girin bakın. Yani makarnasından, çamaşır suyundan, çamaşırından, pijamasından her şey var. Nasıl vatandaş gelecek benden alışveriş yapacak? Artı oraya markaların kendileri giriyorlar. Fabrika olarak giriyorlar. Fabrika olarak girdikleri zaman aldığı fiyattan satabiliyor. Sürümden kazanıyor ya da vesaireden kazanıyor, onu bilemem. Ama ben aldığım fiyata satamıyorum bunu. Hadi ben de Trendyol'a girmek istedim. Şirket değilim, giremiyorum.
Şirket olmam gerekiyormuş Trendyol'da benim de dükkan açabilmem için. Yani her yol kapalı. Bu durumda siz nasıl kazanacaksınız? Buna düşünen çok yok. Yok, tabii ki yok. Sen ne yaparsan yap. Onlar, Godomanlar ceplerini doyursun. Herkes zengin hala zengin, fakir hala fakir. Yani bilmiyorum, eskiden ben gençliğimde, çocukluğumda orta direk diye bir şey vardı. Sizler bilmezsiniz onları. Şimdi o da yok. Ya tam fakir ülkedeki insanlar ya tam zengin. Bizlerden alışveriş yapan doğru düzgün hiç kimse kalmadı. Yani yakında biz de kepenk kapatacağız. Yani kapatacağız. Yapacak başka bir şey yok. Gün gelecek, o da bitecek. Böyle. Peki bu şekilde nereye kadar devam edecek? Nasıl sürecek? Bu şekilde hiçbir şekilde devam edemez. Dediğim gibi yani ülke ekonomisine ciddi bir yapılandırma yapmak zorundalar. İnsanları rahatlatmak zorundalar. Yani insanların ceplerindeki parayı eritmemek zorundalar. Bunda bana göre enflasyondan geçiyor. Enflasyonu dengede tutmaları gerekli. İnsanların maaşları ceplerinde erimemesi gerekiyor ki bizden alışveriş yapabilsinler. Ve dediğim gibi büyük marketlerin bir sınırlaması olması gerekiyor ya. Büyük market her şeyi satmamalı bence. Ellerinden gelse benzini de satacaklar yani. İlacı da satacak, eczane de yapacak yani marketler. Bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii bir ekonomist değilim yani. Hani daha fazla nasıl düzelir, nasıl olur onu bilemem ama ben nacizane böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Teşekkür ederim. Buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet. Her şeyden önce sağlık tabii ki. Sağlığımızı çok iyi korumamız gerekiyor. Bu Covid belasından kurtulabilirsek tekrar müşterilerimizi burada bekliyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın. Miyiz? İsmim Ali Tatar. Ne iş yapıyorsunuz? Ben var. Göster. Tost, kavurma. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz yeni başladık. Emekliyim ben. Peki esnaf için her şey yolunda mı? En büyük şikayetiniz nedir bu esnaf? Vallahi yukarıdaki devletimize göre dört dörtlük görünüyor ama esnafların kan alıyor, kan. Kimse, bak oturuyoruz. Peki en büyük şikayetiniz nedir? Ne olmasını isterdiniz, ne olmasını beklerdiniz? İlk önce pandemiden dolayı zarar gören esnaflarımıza devlet yardım etmesi lazım. Yani bir biz değil yani, bütün esnaflar öyle. Herkes zor durumda. Yani yapılacak, bilmiyorum artık ne yapacak, nasıl yapılır, ne eder? Bir şeyler yapması lazım. Peki bunlar için düzenlenen yardım kampanyalarına hiç başvurdunuz mu? Başvurduk. Sonuç ne çıktı? 1.000 lira para verdi. Dün. Dün verdi. Peki bu sizin için yeterli olacak mı? Elektrik parası, su parası. Geri kalan ihtiyaçları nasıl ödeyeceksiniz? Kredi çektik, borçluyuz. Peki bu nasıl, nereye kadar böyle devam edecek sizce? Bunun sonu ne? Sistem değişmesi lazım. Türkiye'deki bu ekonomik sistem değişmesi lazım. Başka türlü ülkemiz değişmez yani. Düzelmez kesinlikle. Üretim olması lazım. Yani Türkiye'de üretim olması lazım. Teknoloji üretimi, makine sanayi üretimi, tarımsal üretim. Bunlar çoğalması lazım, çoğaltılması lazım. Böyle dışarıdan almakla bu işler olmaz. Bak kaşar peyniri. 50 liraya alıyorduk, 75 lira oldu. Sucuk 50 liraydı, 65-75 lira oldu. Ama tostun fiyatı aynı. 7,5 lira, 10 lira. Yani girdiler, pahalılaştı artık. Gelir azaldı, zamlar arttı. Kar yok hiçbir işte. Ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Peki bunun için önerebileceğiniz bir şey var mı sizce? Vallahi biz önerecek olsaydık şimdi yukarıda olurduk herhalde. Önerilecek çok şey var da abicim, ekonomimiz düzgün değil yani. Bir çalışma potansiyeli yok, düzgün bir çalışma yok. Yani nasıl söyleyeyim şöyle, ben kendim emekliyim. İşi bileni bırakacaksın, ehlini bırakacaksın. Yapılabilecek çok şey ülkemizde var ama bilmiyorum ne yapıyorlar yukarıda, ne yapıyorlar, nasıl ediyorlar anlamıyorum yani. Yani güzel yapılacak şeyler var. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ne söyler? Söyleyecek bir şey yok ki. Esnafın yanında olur. O esnafın yanında olsunlar canım, herkes olsun. İlk önce şu pandemiden kurtulmamız lazım. Yani
Şu virüsten kurtulalım, ondan sonra her şey düzelir gibi geliyor bana. Beni Muğla tanıyor beni zaten, Türkiye tanıyor, dünya tanıyor beni de. Şimdi şöyle bir şey var. Benim ufacık telefondan başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü böyle olduğu halde bak hep bana buluyorsunuz, beni buluyorsunuz gelip de. Şöyle söyleyeyim. Esnafın diyor, sırf esnaf değil yani. Bütün toplumun sıkıntısı bu. Bu virüs denen illet dünyayı sıkıntıya soktu. Şimdi dünyada sırf esnaflar yaşamıyor ki. Halk da yaşıyor. Yaşlılar da yaşıyor. Şimdi yaşlılar bizleri 65 yaş üzerinde çok sıkıntıya girdik. Hatta benim bakın belimde korseyle geziyorum şimdi. Neden? Hareketsizlik olunca bu virüs perişan etti. Hem esnafımızı hem milletimizi. Şimdi insanlarımız biraz dikkatsiz davranıyor. Aslında bu zaman zaman dünyada olmuştur. Dünya bizden intikam alıyor şimdi. Nasıl intikam alıyor? Biz dünyanın içini oyar, üstünü durmadan bombalarsak, vurursak nedir yani bu insanların? Bugün bu dünyayı yaratan bir can, yaratan yaratıcı hiç kimsenin babasının malı diye yaratmadıydı dünyayı. Ne oluyor? Hristiyan'dı, Müslüman'dı, Arap'tı, beyazdı, çoraptı derken insanları birbirlerine kırdırıp duruyorlar. İşte bu sefer dünya da bu intikamını bizden almaya çalışıyor. Çünkü niye? İklimler değişti. İklimler değişince o yüzyıllarca, bin yıllarca, milyon yıl önce yaşayan bütün organizmalar, mikroplar dünya üzerine çıkmaya başladı. Tabii bunlar da böyle bizleri cezalandırıyor. Onun için esnafımızın sıkıntısının olduğunun yanında vatandaşlarımızın sıkıntısı da çok. Peki sizin kendi mesleğiniz için söyleyebileceğiniz en büyük sorununuz, probleminiz, şimdi, şikayetiniz nedir? Şimdi benim mesleğimi söyleyebileceğim şey de, şimdi her şey fabrikasyona döndüğü için tabii bütün meslekler zayıfladı, kalmadı artık. Eskiden mesela bir sokakta ufacık bakkal dükkanlarımız varken hepsi bitti. Şimdi bakkal dükkanı yerine büyük marketlerimiz var artık. Bir de el sanatı diye bir şey kalmadı. Çünkü niye? En son nesil olarak ben de bu mesleği 45 yaşında öğrendim. 45 yaşından öğrendikten sonra da birkaç tane çırak yetiştirdim. Bir onlar var şimdi piyasada. Ne oluyor? Dükkanlar bomboş. Boş olmasının sebebi her şeyin fabrikasyona dönmesi, el sanatlarının yok olması, teşvik yok. Bir de diyoruz ki ben bu mesleği 45 yaşında öğrendim. Çocuk ilkokulu bitiriyor 14-15 yaşında. Yaşı, öğrenmenin yaşı yok ki. Boş gezeceğine gider bir yere, bir meslek sahibi öğrenelim diyerekten gayret eder. Mesela bizim Muğla'da bu pek aldırış edilmiyor yani meslekler. Ama bazı yerlerde Safranbolu'da, orada burada mesela bayanlarımız, kadınlarımız birçok el sanatları yapıyorlar ve halkımıza ulaştırıyorlar. Bizim burada böyle bir şeyler teşvik eden de yok. Teşvik de edilmiyor. Onun için bu sıkıntılar oluyor. Peki sizce neden Muğla'da bu kadar az önem gösteriliyor böyle el sanatlarına? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni yetişen nesil sadece tüketici olarak yetişiyor yeni nesil. Şimdi sizler, bizler mesela şöyle söyleyeyim. 7 yaşından beri ben çalışıyorum ya. Benim yaşım 79-80'e merdiveni dayadım. Ama 7 yaşından beri hala debeleniyorum. Sebebi nedir? Şimdi benim şöyle söyleyeyim. 3 tane oğlum vardı. Bu 3 oğlandan torunlarım var. Torunlarım üniversiteye gideni var, şu oraya giden, buraya giden. Ben 35 sene olmuş emekli olalı daha aylığımı yiyemedim. Neden? Çocukların sıkıntısına yetişeyim derken. Eskiden şöyleydi. Benim 3 tane oğlum var değil mi? 5'er yıl arayla evlendiririm. Ananın babanın sigortası evlatlardır derdim. 5 yıl birini gelini kaynana evde kullanır. Kayınpeder de gider kahvede oturur. Oğlan da evi beslerdi. Ama şimdi maalesef ana baba evlatları beslemeye çalışıyor. Ben 80 yaşında burada kendim için değil. Ne oluyor? Ben 10 lira alsam bugün bana yetiyor. Ama gel gelirim 5 tane torun üniversite okuyunca onlara birer ev açılıyor. Ananın babanın gücü yetmeyince ne oluyor? Torunlar dede sakız parası. Şimdi ne oluyor sakız parası? 300 lira 500 lira para sakız parası oldu. Yani paranın hiçbir değeri kalmadı. 100 lira parayı bozduruyorsun, evde yiyeceklik bir şey alamıyorsun. Otundan sapından 100 lira para kayboluyor, bir şey yiyemiyorsun. Onun için çocuklar sıkıntımız toplum olarak dünya tüketici oldu artık. Hangimiz bir demet maydanoz dikiyoruz? Yok.
Ama bir de bunun yanında insanlarımız şöyle bir şey var. Bu biraz da kendimizden ileri geliyor, şundan ileri geliyor. Ovaları bitiriyoruz durmadan. Ovalara, düz tarlalara evler yapılmaya başladı. Ya eski insanlar bu kadar aptal mıydı ya? İstanbul'u 7 tepeler, İzmir'i 5 tepeler, Muğla'yı tepelere kurmuşlar. Şimdi düz ovaya yapması kolay. Hadi oraları yapalım, kaybedelim. Yarın bir tane soğan dikecek yer bulamayacağız. Bu kadar dünyada 7-8 milyar insan yaşıyor. Bu 7-8 milyar insanın içinde 7-8 bin insan besleyem diye uğraşıyor. Onun için çocuklar, bu sorun hepimizin sorunu. Sırf esnafın veya şunun bunun sorunu değil. Bütün insanların sorunu. Hepimiz gayret edeceğiz, dikkat edeceğiz. Sağlıkla birbirimize kavuşmaya çalışmamız için. Ya zoru yok bunun. Ben en kirli pis bir iş bu, değil mi? Ben sabahtan beri bakın kullandığım 10 sefer ellerimi yıkamaya gidiyorum. Kolonyamı bilmem neyimi dikkat etmek lazım. Bu dikkat etmezsek ben hadi bir şey değil. Ha bir adamı silahla vurup öldürmüşüm. Ha bu mikropla almışım vücuduna da çoluk çocuğu her tarafa götürmüşüm. Aynı şey, değişmez bir şey. Katil oluyorsun yani. Onun için çocuklar kusura bakmayın, ben biraz doluyum. Benim bitmez çenem. Şey yapmayın, sizlere de hayırlı uğurlu olsun derim. İnşallah Muğla TV'mizi şey yaparız da. Bizler tabii daha ufak böyle telefonlarla uğraşıyoruz. İnşallah da sizlere başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben izleyicilere söylediklerimi işte görüyorsunuz. Herkese söylüyorum. İzleyicilere sağlık, sıhhat, huzur, güven diliyorum. Ve dünyaya barış diliyorum. Bu dünya kimsenin değil, hepimizin dünyası. Dünyaya iyi bakalım. Ne orman bıraktık, ne yer altında oymadık yer bıraktık. Şimdi diyoruz ki sularımız kayboldu. Ya şimdi bunu söylüyorsun böyle, bakın beni konuşturmayın ya, ben doluyum zaten. Şimdi diyor ki birisine böyle dedim. Dünyaya kömürünü çıkarıyoruz, petrolünü çıkarıyoruz, üstünü bombalıyoruz, vuruyoruz dedim. Dedi ki, ya dedi, yanardağlar da çıkarmıyor mu dünyanın içinden şeyini dedi. Ya sen de bugün yiyorsun, affedersiniz kusura bakmayın, sen de gazını atıyorsun. Dünyanın da kendine göre bir yaşam şeysi var, prensibi var. Bırak onu, şimdi sıkıştığın zaman güneş enerjisi yapmasını biliyorsun, rüzgar enerjisi yapmasını biliyorsun. Şimdi onu zamanında yapsana. Niçin yer altını, dünyanın düzenini bozuyorsun? Bu sefer o oyulan yerlerin, yer altındaki sular oralara kaçıyor. Ondan sonra iklim bozuluyor. Buzlar eriyor. Suların tükenmesinin işte biz kendimiz hazırlıyoruz bunu. Onun için çocuklar kusura bakmayın. Dünyaya barış, sevgi, sevginin sınırı yoktur, çeşidi çoktur. Ben hep sevgiden yana oldum. Hayatımda yaşamım bu yaşıma kadar, 80 yaşına kadar hep sevgiyle yanaştım. Bugün bir de bakın ya, şu kadınlarımıza yapılan eziyetler nedir ya? Onlara yapılan eziyetler nedir? Ben şaşırıyorum. Cenab-ı Allah bu kadınları bize yollamasaydı bizi bit sıkardı. Bizim üstümüzü, başımızı, yemeğimizi, aşımızı yapan bir numaralı ağır işçimiz bizim onlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün dünyada insan nesli bitse, sırf erkek kalsa insan nesli biter. Ama bir tek kadın kalsa insan nesli devam eder. Ben kadınlara sınırsız saygım vardır. Sebebi bunu benim bütün toplum bilir. Çünkü ben eşimle de 65 yıl oldu. 65 yıldan beri ben onu yüz yüze de konuştular. Bakabilirsiniz. Ben onu daha üzdüğümü hatırlamam ya, şahsi olarak kendime ait. Ama çoluk çocuk üzmüştür onu. Ben onun çoluk çocuktan ötürü üzüldüğünden dahi ben üzüntü duyuyorum. Ve 65 yıldan beri de ben eşime mektup yazarım hala. Neden? Kadınların o özel güzel günleri vardır. Anneler, kadınlar, sevgililer günleri vardır. O günlerde hediye değil, güzel bir söz, güzel bir yazı götürürsen o kadın mutlu olur ya. Bu bile yeterli olur. Onun için bütün dünyaya sevgi, barış, saygı bekliyorum. İnsanlarımız dikkat etsinler. Birbirimize saygıyla yanaşalım. Elimizi, kolumuzu sabunlayalım, yıkayalım. Maskemizi kullanalım. Ondan sonra ne bileyim, dikkat edelim ya. Biraz daha üretime
odaklanalım. Şimdi hep tüketmek değil. Tüketici çoğaldı. Tüketici yiyoruz, fiyara yiyoruz. Bakayım ben perşembe günü pazarda. Ulan satıcı 100 tane, 1000 tane bir tüketici var. Hiç dediğin gibi biraz düşünmeliyiz. Yani bir, geçenlerde bir kızımla konuşuyorum ben. Evinde tenekelerin içinde patlıcan dikmiş. Gösterdi bana, bilmem domat dikmiş, ne güzel. Ama tamam, onu bir yıl besleyecek değil. Hiç olmazsa evinde de o şeyi heves ediyor yetiştirmeye. Hayret gösteriyor yani. Onun için böyle yapacağız. Ovalarımızı, tarlalarımızı yok etmeyeceğiz. Benim dileğim bu. Ya yapalım dağlara, taşlara. Bugün mesela İzmir Kadife Kale, ev dolu tepesine kadar. Şimdi bizim de burada ne olur tepeleri aç. Teknoloji bu kadar ilerledi ya, dağları taşları deviriyor. Buraları düzenleyin, parselleyin, oraları yapılsın evler. Ben hani şeye karşıyım, düz yerlere karşıyım ben. Peki eşinize yazdığınız şiir var mı? Onu bütün dünya biliyor. Bize de bir tane okur musunuz rica etsek? Günümüzü güzel kapatsak sizin sayenizde. Şimdi şöyle bir şey var. Ben eşimi 13 yaşında çocuktu daha. Ben de çocuktum. 14 yaşında ortaokuldayken tanımıştım. Fakat evlilik yaşımız değildi. Ben onu evlilik yaşına kadar 9 sene bekledim. 9 yıl sonra evliliğimiz oldu. Ve askerden gelince evlilik yaşında evliliğimizi yaptık. Benim Midilli derim benim eşime. Midilli eşim benim çok şeydir, çalışkandır, ufacık bir şeydir ama kıpır kıpırdır, el avuca sığmaz. Şöyle söyleyeyim, o zaten doğuştan güzeldi. Ona hiçbir zaman için ben üzmedim, nazar değmesin. Onu ebedi ben Mesut Bahtiyar etmeye anasından babasından söz aldım. O sözümü tutmaya devam edeceğim diyeyim sizlere. Şimdi sana da söyleyeyim o zaman cadı, kınalı saçlı şey. Sen de doğuştan güzelsin, gül dalında sarı güller gibisin. Yüzünden görmesem de o maskenin altından gülüşlerin hiç gitmesin. Seni hiçbir arkadaşın, erkek arkadaşın, söylerdim başka türlü söylemeyeceğim. Çünkü bipli. Seni hiç üzüp de nazar değmesin. Seni ebedi Mesut Bahtiyar etsin. Eğer etmeyecekse önden söylesin, vur şutu da kıçına def olsun gitsin. Berber Turgut Çolak. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 20 yıldır yapıyorum. Peki sizin... Hatta yer kesildim. Moğol'da oturmaktayım. Perşembe Mahallesi'nde. Peki sizin için her şey yolunda mı? Her şey yolunda değil. İnsanları da ben anlayamıyorum. AVM'ler gidiyorlar, fırını gidiyor, çarşı, pazar dolaşıyor akşam kadar. Müşteri potansiyel arttı. İnsanlar da vefalı değil yani. Vefalı olmadığı için işler damlı mısır oldu. Dükkan kirasını zor çıkarıyoruz. Elektrik su parası öyle. Ondan sonra devletle olsun, yerel yönetimlerde olsun, bu milletvekilleri, vatandaşın seçtiği milletvekilleri çarşıya dolaşıp da insanın derdiyle ilgilenen yok. Meslek örgütler, meslek odalar nerede? Esnafın yanında yer alması lazım. Peki sizin kendi mesleğinizdeki en büyük probleminiz nedir? En büyük şikayetiniz nedir? Şikayetim, müşteri potansiyel düştü. Kiraları zor çıkarıyoruz. Yani başka yapacak yok. Bekliyoruz yani, sabır ediyoruz. Yerel yönetimden şey yapmak lazım. Yerel yönetim, büyükşehir belediye başkanları, büyükşehirde belediye başkanları örnek olması lazım. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş internetsiz bir köy bıraktı mı? Bırakmadı. Şimdi bu işler bu karşılıklı bilgisayar, internet üzerinde öğrencilerin çalışma ortamı. Bu internet üzerinde çalışma ortamında İnsanların evinde internet olmayanlar ne yapacak? Nasıl eğitim öğretim yapacak? Benim en büyük arzım aşı. Aşı gelirse ancak öyle düzelir. Çünkü bu cahil, bazı cahil kesim vatandaşlarla bu yol gidilmiyor, düzelmiyor. Ben maskeye takınayım, yolda da maske takınmıyor. Sokağa çıkmıyor sabah, ben iş yerimi kapatmışım. Mesai için evde bekliyorum. Adam sokakta geziyor. Cezana bu işler düzelmez. Mühürleyeceksin esasını dükkanı. Dükkanı açan izinsiz olanları mühürlemek gerekiyor. Bana göre başlıyor, ceza olmaz. Görüyorsun Çin'de adam, Çin'de ne yapıyor devlet? Koronadan dolayı evden çıkmayanlara, çıkanlara veya çıkmayanlara önlerinden kapı kilit vurdu, kapısını bekliyorlar.
insana bu konuda yani duyarlı değil. Yani virüsten nasıl kurtulacağız biz? En büyük işim benim aşı. Öğretmenler taş olması lazım, berberler taş olması lazım. Yani vatandaş berberlerden korktuğu için tıraş olmaya gelmiyor. Vakti esnaflar, berberler taş yapılması lazım. Yani ben en büyük arzum, ben ücretli de olsa ben kendim ücret verip aşı olmak isterim. Peki sizce aşı her şeyi düzeltecek mi? Aşı her şeyi düzeltmez ama koruyucu olur en azından. Nasıl grip aşısı kuruluyordu, insanlar zatıcasını kuruluyordu, kendisini korumalıyorsa tabi bu aşı olmakla beraber maske takınacak insanlar, gelin mesafeyi korumak zorunda. Yani bu ölümsüz değil ki, şey değil ki yani aşı çok %100 garantisi olan bir kurutulan bir aşı değil ki dışarıda. Bizim Türkiye'de aşı fabrikası varmış, zamanında kapanmış. Hayır, aşı fabrikası neyi kapanır ya Atalya'sı yani, ben onu merak ediyorum. Peki pandemi sürecinde esnaflar için de gelir çok az ama zamlar devam ediyor. Zamlar devam ediyor. Bak elektrik zam geliyor. Çevre temizlik vergisi var. Bunlar bazı esnaflarda alınmışsa olur. Bugün mesela ekmek, insanlar ekmek sayını alıyor. Bizim Muğla'mızda ekmek fabrikası var. Kapandı. Ben sene sağlık evi oldu, orası yıkıldı. Ne yıkılsın fırın? Yıkılır mı fırın yani? İhtiyacı olan şey. İşte böyle bir durumda gariban aileler var. Emekler maaşının artmasını istiyor. Sena en azından 500 lira veya 250 bin lira verilmesi gerekiyor. 25 sene prim yatırmış vatandaş 1500-2000 lira maaş alıyor. Bir ev 2 tane 65 aylığı veriyor. Bir 65 aylığı bir kişinin 750 lira. İki iş aldığı zaman 1500 lira. Devlet 500, katkısı yok 1,5 milyar lira aylık maaş alıyor garip hoca. 25 sene prim yatıran insan 2000 lira maaş alıyor. 1,5 milyar. Bu vefasızlıktır yani. Peki sizce bu durum nasıl düzelebilir? Bu problemler nasıl çözülebilir? Bu problemler korumayla düzelecek. Yani virüs olayı, virüs için diyorsanız insanın koruma alması lazım. Dikkat edecek yani başta yapacak bir şey yok. En azından aşı da olursa tahayyül. Bunu yukarı televizyon, yerel televizyonlar söylüyor, hükümet söylüyor bunu. Yani şimdi muhalefet söylüyor. Aşı yani en azından %70 korur insanı yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Vatandaşlara saygılar sunalım. Ben esnaf olarak korkudan gelmiyorum, müşterilere gelmesini rica ediyorum. Ben ilk önce genç sağlığımı düşünüyorum, sonra müşteri düşünmek zorundayım. Kapımız açık, akşamda hava sirkülasyonu. Dezenfekte yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani başlıyor, nasıl yapabiliriz? Vatandaşın Bağkur'un ödemesi artması lazım yani. İşte Bağkur'u düşük olması lazım yani, onu demek istiyorum. Vatandaşın Bağkur'u nasıl yatıracak insanı? Günde 10 lira, 20 lira, 50 lira parayla gidiyor. Dükkanı kira, Bağkur nasıl yatıracak? Evini nasıl geçindirecek insanlar? Peki esnafa yeterince destek yapılıyor mu sizce? Esnafa hiçbir destek olmuyor. Nereden destek? Sağ olsun hükümet binyerler vereceğiz dediler. Pandemi döneminde 3 dönem binyerler verileceğini söylemişler. Bunu yan meslek örgütler ne dedi? Bir dükkan açarken adam 2 milyar masraf ediyor birlikte esnafına odasına. Hani nerede ben şimdi bir sene beraber hiçbir fayda görmem. Ben bu dükkanım geçen sene 2 ay kapanmıştı pandemi döneminde. Hiçbir meslek örgütlerden bir fayda görmedim ya. İçin verilen yardımlar oldu. Bunlardan hiç yararlanmadınız mı? Başvurdunuz mu? Başvurduk. Şimdi bir aylığını almış olduk bu ay. Allah devlet bile zavar vermesin. Burada saygılarımı soruyorum. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Umarız her şey bir an önce düzelir. İnşallah düzelir. Temennimiz odur. Herkes sağlığını kavrasın. İlk önce ben okuldaki öğrenciler için düşünüyorum. Öğretmenin aşı olması lazım. Olacaksa, kurtuluş varsa. Yani şimdi bu karşılıklı internet üzerinden çalışma ne kadar olur yani? İnternet olanı var, olmayanı var. İnternetin başında oturup da dersini takip etmeyen öğrenciler var. En güzel yüz yüze eğitim, okulların güzel bir dezenfekte olup da kontrol altında tutulup öğretmenler veya aşı olmasın isteriz. Ben Durmuş Abra. Ne iş yapıyorsunuz? Tehnikecilik ve sobacılık. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 42 sene oldu. Peki sizin için her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Allah razı olsun. İşleriniz tıkırında. Evet, tıkırında. Peki sizin bu mesleğinizdeki en büyük şikayetiniz nedir? Hiçbir şikayetim yok. Çalıştıktan sonra her şey olur. Diyorsunuz. Peki bu pandemi süreci daha ne kadar böyle sürecek? Ne zaman düzelecek? O zaman gösterecek artık onu biz. Ne sen bilirsin ne ben bilirim. O zaman. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese selam. Ben çantacı Mehmet Şahinkara.
Bu ara sizi 46 yıldan beri burada çalışıyorum. Dükkan kendimizin sayılır. Kirada oturuyorum. Şu anda her şey normale gidiyor. Pandemiden ötürü biraz işlerimiz düşük ama Allah benim bereketimizin yine işlerimiz iyi. İnşallah bu hastalıklar geçer. Bu sıkıntılardan her şeyden yoksun kalırız. Her şey düzelir. İnşallah Allah devlete, hükümetimize zaman vermesin. Başka bir diyeceğim yoktur. Sizler için çok teşekkür ederim. Bu pandemide bütün herkese bir önderlik yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar derim. Ben 1958 Muğla doğumluyum. Burada bu arasında tam 46 yıldan beri iş yapıyorum. Çantacı ve tuhafi üzerine çalışıyorum. Çanta saracı ve tuhafi üzerine çalışıyorum. Şu anda işlerimden memnunum. Rahat, Allah bereket versin taşın toprağına. Allah sizlerden razı olsun. Sizler bakın burada bu hallerinizle dolaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Bu hizmetin karşılığını alıyorsunuz. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ederim. Biz hayırlı teşekkür olsunlar. Ederiz. Peki size şunu sormak istiyorum. Evet. Mesleğinizdeki en büyük şikayetiniz nedir sizin? Vallahi benim şikayetim yok. Şu anda iyiyim ben. Ne güzel. Ben şikayetim yok. Ben şu anda iyiyim yani. Ben kimseyle uğraşmam. Ben peşin alıyorum, peşin çalışıyorum. Çarşında ben herkes bilir. Çanta şahin dedim, herkes bilir bana. Bu arasından herkesin işini yaparım ben. Mesela postacı gelir, kargocu gelir, o gelir, bu gelir. Bilmediler yerine elime gider gösteririm. Bunları ben yıllardan beri yapıyorum. Eskiden bundan 50 sene önce yani 15-20 yaş arasındayken ambalajcılık yaptım. Bütün adresleri bilirim. Çarşının içinde bütün herkesi tanırım. Onun için Allah bir bereket versin. Taşın toprağına burada çalışıyorum. Ekmeğimi buradan taştan çıkarıyorum. Sizlere hayırlı çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilginiz için Allah razı olsun. Bugün Halkın Sesi programında esnafımızın şikayetlerini ve sesini dinlediniz. Bir sonraki Halkın Sesi programında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.